Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten her vesileyle söylediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatandaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize yönelik terör saldırılarından sonra bir taziye çadırına dönüşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı açısından da üzüntü vericidir. Dün yaşadığımız terör saldırısı neticesinde kimisi konuğumuz olmak üzere 41 insanımız yaşamını yitirdi, 239 insan yaralı. Sayın milletvekilleri, terör dünyanın her yerinde, en gelişmiş, az gelişmiş, orta gelişmiş her ülkesinde olabilir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar kronikleşmiş bir terör yoğun saldırının yaşandığını da yakın tarihte bilmiyorum. Türkiye'nin bunu kabul etmesi, Türkiye'nin bu duruma düşmesi hepimiz açısından da utanç verici bir tablo olarak algılanmalıdır. Bunun değişik sebepler olabilir. Orta yerde cenazeler var, can çekişen, acı çeken yaralılar var. Elbette hiç şüphe yok, siyasi ve idari sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde her türlü mücadeleyi zaman içinde vereceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki ilk elden, kandan, kinden ve gözyaşından beslenmek, kandan, kinden ve gözyaşından siyasi çıkar ummak bu ülkeye, bu millete yapılabilecek ayıpların ve günahların en büyüğüdür. Bunun altını çizmek isterim. Öte yandan MİT'in siyasallaşması, devlet organlarına yapılan atamaların ehliyet ve liyakattan yoksunluğu, hükümetin dış politikadaki tutarsızlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşam tarzı üzerinden, inanç aidiyet üzerinden, etnik ve ırk aidiyet üzerinden siyaset yapması geldiğimiz sonuçtur. Öte yandan devletin çürüdüğü, hükümetin acz içinde olduğu bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce milletimiz adına bu konuda inisiyatif alması bir zorunluluktur. Parti olarak bu konudaki önümüzdeki saatlerde genel kurula teklifimiz olacaktır. Bunun da diğer siyasi partiler tarafından olumlu değerlendirileceğini ummak istiyorum. Teşekkür ederim.